Bugün Luminar 4 ile nasıl fotoğrafımıza nesnekleyebiliriz, nasıl arka planı gökyüzünü değiştirebiliriz buna bakacağız. Daha önce Luminar 4 ile nasıl edit yapılır adlı bir video eklemiştim. Aşağı bir yerlere linkini bırakıyorum. İzlemek isterseniz tıklayabilirsiniz. Hemen yapacağım işleme geçiyorum. Edit panelinden Creative bölümüne geliyorum. Bu panelden ilk karşımıza çıkan katmana tıklıyoruz. Ve burada göreceksiniz Sky Selection diye. Burada hazır verilen arka planlar, katmanlar var. Buradan herhangi birini seçebilirsiniz. Oldu ki buradakileri beğenmediniz ya da elinizde hazır bir plan var. Kostüme gelerek bilgisayarınıza kayıtlı olan herhangi bir fotoğrafı içe aktararak arka planınızda kullanabilirsiniz. Hemen ben hazır bir tane plan kullanmak istiyorum. Daha önce Sunset kullanmıştım. Hemen bakayım. Evet, plan gördüğünüz gibi arka tarafa gökyüzü yansıdı. Hemencik şu panelden şu kısmı görüyorsunuz, ışığın en çok aldığı yer burası değişecek. Bakın şöyle sonuna kadar çekeyim farkı görmeniz için. Evet, gördünüz. Benim için şöyle yeterli. Hemen bir alta geçerek gökyüzünü evet arka plana getirdim ama bunun pozisyonunu ayarlamam gerekebilir. Şöyle bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Evet. Ben şöyle bırakacağım. Benim için yeterli. Hemen buradan da karanlığını, aydınlığını ayarlıyorum. Ne kadar ışık vurması gerektiğini. Benim için bu ara iyi. Bakın globalden de şu kısımlar değişiyor. Tabii bu fotoğraflarda yansıması farklı olabilir. Fotoğrafın aldığı ışık açısına göre değişecek bunlar. Siz kendi fotoğrafınıza göre ayarlarsınız zaten. Evet, benim ekranıma biraz geç yansıyor. Bu düzenleme benim için yeterli olmadı. O yüzden Advantage bölümünden gelip diğer ayarlarımı da ayarlıyorum. Bakın şöyle yaparsam sanırım daha iyi anlaşılır. Evet, aradaki ışık farkını görüyorsunuz. Ben koyu bir alan yakalamak istiyorum. O yüzden biraz bu butonu ileri çekeceğim. Evet. Lokaldeki fark çok yansımayabilir. Fark ediliyor mu bilmiyorum ama ben şöyle kendi ekranımdan kendime göre ayarlıyorum. Bakın alt bölümde daha çok değişikliği belli oluyor. Evet, defokustan da gökyüzünün bulanıklarının netliğini ayarlıyorum. Bakın kalibreyi en sona çektiğimdeki ayarı görüyorsunuz. Arka taraf nasıl flulaştı, bulanıklaştı. Ben hemen bunu en sona getireceğim. Çünkü ben daha çok netlik istiyorum. Şu butonu tıkladığınızda ise bakın gökyüzün alanı bu tarafa. Yani terse dönmüş oldu aslında. Bunu da yine fotoğrafınıza göre konumlandırabilirsiniz. Evet, ben bu tiki kaldıracağım. Bu şekilde kullanmak istiyorum. Şu atmosferikten de şu yukarıyı görüyorsunuz. Evet. Çok net belli oluyor aydınlık. Bunu ayarlıyorsunuz. Buradan da sıcaklığı, soğukluğu ayarlıyorum. Bunu yine fotoğrafınıza göre ışıklandırırsınız. Exposure'dan da yine alanın, arka alanın aydınlığını ayarlıyorum. Bu ham bir fotoğraf. Hiçbir şekilde oynanmadan bu kısma geçtim. Genel temayı ayarlayıp ondan sonra diğer ince renk ayarlarına geçeceğim çünkü. Size göstermek için bu şekilde böyle başladım. Bu panelde işim bitti. Burayı kapatıyorum. Bir alt panelde ise nesne ekleme yeri var. Yine aynı sistemle çalışıyor. Bakın burada ekleyebileceğiniz nesneler var. Gördüğünüz gibi kuş, bulut ne ararsanız burada var. Oldu ki buradaki nesneler yararlı değil. Hemen kostümden yine aynı mantıkla fotoğrafınızı içe aktararak kullanabilirsiniz. Ben şuradan rastgele bir bulut seçeyim. Bakalım nasıl duracak. Evet, gördünüz ana ekranıma geldi. Flash'ten de istersem ben bu nesneyi oynatabilirim. Bu şekilde büyütüp küçültebilirim ya da yönünü çevirebilirim. Gördüğünüz gibi böyle taşıyorum. Şuradan da yine belirginliğini arttırıp azaltabilirim. Şuradan da rengi yine sıcaklığıyla oynayabilirim. Buradan da yine belirginliğini etki edecek. Bakın. Yapısını daha çok oynatıyor, belirliyor. Buradan da görebilirsiniz. Evet, ben bunu geri alacağım. Başka bir örnek kullanmak istiyorum. Kuş seçelim. Bakalım nasıl duracak. Evet.
Gördüğünüz gibi hemen objeden ben bunu oynatıyorum. Nesneyi yerine yerleştireceğim. Evet, biraz küçültüyorum. Daha doğal dursun diye ve kayanın arkasını almaya çalışıyorum ki daha net görünsün. Daha doğal dursun aynı zamanda. Evet, bu şekilde yerleştirdim. Şimdi renk ayarlarını yapıyorum. Şu şekilde. Evet, ben normal fotoğraflarımda kuşu kullanmıyorum. Her ne kadar doğal gibi dursa da bana doğal gelmiyor açıkçası. Ama diğer katmanlar işinize yarayacaktır. Bundan eminim. Sunrise'dan da güneş ışığı ekleyebiliyoruz. Bakın böyle bir nokta geldi. Benim şura aydınlık olduğu için paneli buraya alacağım. Buradan ayarlama şöyle aydın. Bakın bu şekilde ışığı ayarlayabiliyorsunuz. Benim için şu yeterli. Evet, şuradan da aydınlığın vurduğu yerleri, ışığın geldiği yerleri ayarlıyorum. Evet, bir alt katmandan da ışığın boyutunu ayarlayacağım. Ne kadar yansımasını istiyorsam. Hemen şuradan da fırlıyorum. Evet, bu şekilde. Bu ayar benim için yeterli olmadı. Hemen Advantage'dan detay ayarlarını yapıyorum. Evet, şu şekilde. Hemen burada tamam. Peki bu renk beyaz olduğu için ben bunu biraz daha sarıya çekmem gerekiyor fotoğrafıma uyumlu olsun. Onu da bu panelden hallediyorum. Gördüğünüz gibi bakın rengi değişti. Buradan kendinize göre tekrar ayarlayabilirsiniz. Evet, buradan da ışıklarımı düşüş açılarını ayarlayacağım. Ben daha çok balona doğru gelsin istiyorum. Evet. Böyle de yukarı çok açık oldu. Bir tur daha değiştirip deneyelim. Hangisi daha iyi olacak? Evet, böyle daha iyi oldu sanırım. Gördüğünüz gibi bu ayar bu kadar. İsterseniz buradan da diğer katmanlardaki gibi maske ekleyip sadece bir bölüm üzerine de çalışabilirsiniz. Panelde işim bitti. İşlerimi bitirip kapatıyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.